eşeyle arabada bekleyin, ben geliyorum, tamam mı? Tamam yenge. Rıza abi, nasıl gidiyor hayat? Bakalım Kendall, şimdi fırtına kopacak, sıkı tutun. Gümbür gümbür yıkılacaksın. Hadi bakalım, kazamız mübarek olsun. Anne? Yok oğlum, bir şey, uyusan. Kim? Kim? Kim biliyor olabilir? Melek olmaz. O saf bir şey. Bilseydi şimdiye kadar renk verirdi. Recep kime demiş olabilir? Kime? Emrin üzerine Recep'in biletini kestik ağam. Nedenini sormayacağım mı? Yok ağam, estağfurullah. Sen öyle uygun görmüşsün. Biz de vesile olabilmişiz bu işi halletmeye. Gerisi beni ilgilendirmez. Hem zaten ne kadar az şey bilirsen benim için o kadar iyi. Gerektiği zaman görür, gerektiği zaman duyarım. Gerisinde kör sağır dilsiz olur. Gazi. Rıza, teknedeyim. Çabuk gel al beni buradan. Ama ağam. Uç, uç, haydi. Tamam ağam, uçtum bile, uçtum. Rıza abi, nereye?
ya, çatlayacağım. Ama olsun. Şimdi çığlık çığlığa çıkacaksın. Bu şam verdi konağını sen yıkacaksın yenge. Ben bunun için beklemeye razıyım. Geçen gün erzak bıraktığın ev var ya, git oraya yerleş. Bu ev kimin ki? Kimse kalmıyor mu? Yok, ev benim, meraklanma. Kiracısı benim oğlumu doğuracak kadın. Benim oğlumu doğuracak kadın. Kendi alanını kapatmasın. Hurun abislerde yattığım kadın. Kendi alanını. Kimle geldin lan? Kimle geldin lan? Rıza. Nerede şimdi? Kapıda, kapıda bekliyor. Sakın kıpırdama. Sakın. Buyur. Aa. Kasım, yengen orada mı? Burada. Eşyaları topluyor. Yengem. İyi. Ben de geleyim birazdan. Haydi. Buyur gel ağam. Gel.
lan sen bana. Ne yaptın lan sen bana, ne yaptın? Sen bana ne yaptın? Ne yaptın lan sen bana? Hayatımı bitirdin lan. Hayatımı bitirdin, hayatımı. Hayatımı bitirdin lan sen. 19'unda işte bu gözlere vuruldum ben. Bugünden beri iflah olmadım. Feleğim şaştı, şirazem kaydı. Her şey alt üst oldu lan. İç gibi! İç gibi! İç gibi peşindeyim lan senin! Geberteyim mi lan seni? Ha? Şurada geberteyim mi seni? Yürüyerek mi geleyim lan? Yürüyerek mi geleyim ha? Bir de korna çalayım. Allah'ım bunu gebertmeyeyim diye bana bol bol sevap yazayım değil mi? Bunu niye getirdin lan? Ne yapsan eve iş almaya git dedin ya. Sibel Kalası'nda yalnız mı bıraktın lan gerizekalı? Baskı da çabuk haydi! Gebertsene lan beni. Gebertsene lan. Gebertsene lan! Hadi lan! Gebertsene beni! Ya şimdi gebert, ya da defol git! Hadi lan! Gebertsene beni! Gebert lan beni! Ne oluyor ya? Kız yenge gördün de bayıldın mı yoksa? Yenge! Ne oldu Özlem? İyi misin yenge? İyiyim, iyiyim. Nasıl iyi olursun? Haline bak. Gel, gel. Rüzgar'ın doğum gününde kullandığımız kameranın içindeydi bu görüntüler. Adaya da Maya herhalde sürpriz olsun diye CD'ye bastırmış. 2, 1. Gerçekten de sürpriz oldum. Dilek tutmayı unutmadınız değil mi kızım? Sen neden gelmiştin? Ne bileyim. Öylesine geldim işte. Neyse. Hadi hayırlı geceler. Ha, anlaşıldı. Kızlar sana verdi, sen de kapıya bırakıp kaçtın değil mi? Yo, ben yapmadım öyle bir şey. E kim yaptı o zaman? Nasıl oldu bu ya? Hadi lan! Ne yaptın lan Sarman? Asıl sen ne yaptın lan bana? Sen ne yaptın lan bana? Ocağımı söndürdün lan sen benim. Babam seni 50 kere kovdu. Sen ne yaptın karşılığında? Ha? Bıçakladın lan babamı. Bıçakladın lan babamı! Kolumu kanadımı kırdın benim. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Başımı eğdin lan sen benim. Sanki benim suçummuş gibi. Sanki kabahat benimmiş gibi ha. Şehir şehir kaçtım lan ben senden. Gittiğim her yer gurbet oldu lan. Her yerde yabancı oldum. Bir kapı çalsa yüreğim ağzımda. Telefon çalsa ellerim boşalır. Şimdi söyle, kim kimin hayatını bitirdi lan? Kim kimin hayatını bitirdi? Kim kimin hayatını bitirdi? Seni gebertmemem için tek bir neden söyle bana. Tek bir neden. Lan var ya. Lan var ya. Kız kardeşim için yaşıyorum ben. Güzel. O zaman
ben de senin kız kardeşin Adri. İster misin? Siz arabada bekleyin. Sibel! Kasım! Alacağını aldıysan yürü arabaya. Haydi. Tamam. Nasıl oldu bu ya? Benim CD'm nerede peki? Yenge. Ne oldu? Burada. Benim CD'm nerede ya? CD'ler karıştı. Benim CD'm hala orada. Sibel, arabada bekle sen. Nasıl? Ev rahat mı? İyi ağam, sayende başımı sokacak bir damımız oldu. İyi, iyi. Sen benim için çok önemli bir iş yaptın. Recep itini hallettin. Recep anlatmıştır belki. Kız kardeşime göz koydu, kaçırmaya kalktı. O sebepten istedim gebermesin. Sen öyle diyorsan ha. Recep'le içeride bir şey konuştun mu? Yok ağam. Senden haber gelene kadar dikkatimi çekmemişti. Uygun bir anda da tuvalette yakalayıp işini bitirdim. Abla. Gidemiyoruz değil mi? Ayşe. Hey mübarek, ne içtin yahu? Yenge? Ne var Melek? Ne oldu sana? Yüzün sapsarı. Uykum var, hadi iyi geceler. Acayip fırtına koptu ha. Öyle vallahi. Gittikçe de coşuyor mübarek. He vallahi. Ağaçları kökünden söker böyle giderse. Taş taş üstüne kalmaz. He vallahi, kalmaz. Kasım. Bana dediydin ya. Kör, sağır, dilsiz olurum. Bilmem gerekenden fazlasını bilmem diye. Evet tamam. Çok hoşuma geldi.
ederim anneciğim. Bana üç çocuk, delicesine bir aşk, öldüresiye bir öfke bıraktığın için teşekkür ederim. Bazen düşünüyorum da acaba hangisi beni ayakta tutuyor? Çocuklarım mı, aşkım mı, öfkem mi? Emanetime niye sahip çıkmıyorsun bana? Güllerin haline bak. Yazık. Murat! Emanetime niye sahip çıkmıyorsun bana? Güllerin haline bak. Yazık. Daha ne kadar burada yatacaksın? Yatağa gelmeyeceğim. Islan, kazaydı bileyim. Ben de istemezdim böyle olsun. Haydi uzun etme de yatağa gel. Böyle iyi ha. Öyle bir yalvartacağım, başına öyle bir çorap öreceğim ki sen bile şaşıp kalacaksın.
Teyze ne işin var burada? Hem de bu havada. Kim ulan bu? Kim? Kim? Madem bileyin, niye gidip ihbar etmeyin? Edemez çünkü elinde delil ispat olsa çoktan giderdi. Recep geberdi. Kalsın bilmeyi. O zaman kim lan bu? Kim lan? Kim? Abla. Ay Ayşe, Allah aşkına hiçbir şey deme. Yat uyu. Tabii. Önce kaçıp gideceğiz, sonra da yat uyu Ayşe. Ben ne yaptığını anlamıyorum ki zaten. İkimiz de hayatta tutmaya çalışıyorum Ayşe. Şimdi oldu mu? Kapıyı Fırat ben. Ah Fırat. Teyzem gelmiş fırtınada tarlaya. Ana. Kurban olayım, gece gece ne işin vardı tarlada? Emine, bir daha bu kapı kilitlenmeyecek, duydun mu? Tamam, yorma kendini, hadi teyze. Anan sen ne yaptın? Ne işin vardı senin orada? Kör karanlıkta üstelik. Emine, bana bir bardak su getir hadi kızım. Hemen ana. Fırat, ben oğlumu gördüm rüyamda. Murat'ımı gördüm. Bana ana, benim emanetime niye sahip çıkmayın diye. Tamam teyze, hadi yap dinlen biraz. Alo. Ha, Ebru uyandırdım biliyorum ama. Yok yok, önemli değil, ne oldu? Tarlaya gelsen iyi olacak. Durum burada pek parlak değil. Nasıl? Akşamki fırtına. Gülleri. Çok mu kötü? Gelsen iyi olur. Tamam, geliyorum hemen. Ada. Yenge, anam kalkmadı mı daha? Git bir bak istersen. Dün gece iyi değildi. Baran.
Oğlum. Akşam yatmayı bilmiyorsun, sabah da kalkmayı. Hadi kalk oğlum, hadi. Tamam, 5 dakika daha uyuyacağım. Kalk oğlum, olmaz öyle 5 dakika falan, hadi. Ah benim güzel oğlum. Akşam yatarken kitapta okumaya başlamış, öyle mi? Şeker, portakal. Ver bakayım. Baran oğlum, nereye? Ablacığım. Bugün yine deneriz kaçmayı. Emine abladan da anahtarı alırız gizlice. Gideceğiz değil mi? Hadi giy formanı da git okula. Neden? Hani gidecektik? Duramayız burada diyordun. Ayşe nereye gitsek bulacak bizi. Abla nasıl bulsun? Kendall o kadar güçlü bir adam değil ki. Onun havası buradakilere söküyor. Hadi Ayşe söz dinle. Giy de formanı git okula. Baran bir şey mi oldu? Ya kusura bakmayın. Okula gidecek miyiz diye soracaktım. İyi tamam. Ateşin var gibi. Alnımdaki ateşin farkında değilim. Ateş başka yerde. Ana sen iyi görünmüyorsun. Doktor mu çağırsak? İstemez kızım. Hayırdır nereye? İşim var Emine abla. Ne işi? Bana bak Özlem, senin kaçıp gitmelerin çoğaldı. Bak başına iş alacaksın. Kenan kapıdan gelenin gidenin hesabını istiyor benden. Benim de başıma iş açacaksın. Bir baş yanacak ama ne seninki ne benimki merak etme. Özlem, bak uğraşma şu kızla. Ha, yok ya, onun hesabı küçük zaten. Gelsenize. Oğlum, acele et dediysek bu kadar da değil. Gitmem lazım ana. Yüzüne bir su çarpsaydın bari Baran. 2 lokma bir şey yeseydin, hiçbir şey yemedin oğlum. Okulda yerim ana. Sen merak etme. Ya ne istiyorsun Allah aşkına ya? Seni görmek. Yemin ederim ağam öldürür seni ha. Orası belli olmaz. Gel dedi mi geleceğim. Niye ne yapacaksın canıma mı kıyacaksın? Yapsaydın o zaman akşam. Gel dedim. Bir saate gel. Bekliyorum. Yapma böyle. Bak güllerde bir şey yok.
Sadece naylonlar biraz dağılmış. Onları da 2 saat içinde, bilemediğim 3 saat içinde toparlarız. Alo. Anne neredesin sen? Sabah sabah nereye gittin? Tarlada mısın? Evet ada. Dünkü fırtına bütün tarlayı dağıtmış. Ama hallederiz. Hadi ya. Tamam. Kardeşinize de dikkat edin. Tamam anne. Tam merak etme. Ne olmuş ada? Dün fırtına vardı ya. Gülleri uçurmuş. Yapma ya. Hadi annemin yanına gidelim. Ya şimdi okula niye gitmediniz diye falan kızar. Ayrıca ben onu nasıl keyiflendireceğimi biliyorum. Nasıl olacakmış o? Kamerada bizim doğum günü görüntülerimiz vardı. Hani babamın çektiği. Onu CD'ye çoğaltsınlar diye verdim. Okul çıkışı alacağım. Seyredince keyfi yerine gelir. Ya of! Ne oldu Bicir? Unuttum. Neyi unuttun bakayım? Öğretmen karton ve renkli kağıt istedi. Ödevi mi var senin? Hiç bana bakmayın. Siz kardeş kardeş uslu uslu gidin. Ben o yolu hiç dönemem. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Nacım nasılsın? İyiyim bir şeyim yok. Nasıl yok ana ya? Kağır kağır öksürüyorsun işte. Anacığım ne işin vardı senin gece gece orada? Hem de fırtına varken tarlada, bayırda. Ne tarlası ya? Anam Ebru'nun gül tarlasına gitmiş. Güllere zarar olmuş mu diye. Ne yaptın anacığım ya? Ana, senin halin hal değil. Melek, kendine söyle, doktor çağırsın. Yok, ben doktor istemiyorum. Anacığım, ne oldu sana? Ne bu halin? Ana, olacak iş mi ya? Ya 4-5 gün senden kıymetli mi? Ne gidersin Ebru'nun tarlasına? Sen tut gecenin bir yarısı kıyamet koparken gül gitmiş mi, sap kopmuş mu derdine Ebru'nun tarlasına git. Yani güle mi acıdın, Ebru'ya mı acıdın? Hangisine ben anlamadım. Ana, sana ne Ebru'nun gülünden, tarlasından? Sana mı düştü? Nalin, kasap et derdinde, koyun da can derdinde. Didişme vakti değil. Görmüyor musun anamın halini? Doğru diyorum vallahi. Ne didişecek ne de Ebru'nun kuyusunu kazacak vakit şimdi. Abi. Abi. Hı. Abi. Ne oldu? Kimmiş? Ne oldu kız? Tepemden ne dikilip durayım? Anam hasta, çok kötü öksürüyor. Bir baksan. Ne? İyi, geleyim ben. Çık sen. Haydi. Bana bak Özlem. Sen bana gıcık vermeye mi çalışıyorsun? Yok. Özel bir gayretim yok Narin. Zaten sen ne olsa ne bilse pireleniyorsun. Sen benimle nasıl konuşuyorsun Özlem? Ağzını topla. Narin, inan daha konuşmaya başlamadım. Anamın nesi var? İçeride. Ebru'nun güllerini kurtaracağım diye üşütmüş. Ne diyorsun sen Dezan kız? Ne gülü, ne bülbülü? Anacığım, ne oldu sana ya? Ah, üşütmüş ol. Kemiklerim de ağrıyor. Öksürdükçe ciğerime binlerce toplu iğne batıyor. Ya nasıl üşüttün? Nerede üşüttün? Ben anlamadım ana. Hastalık işte oğlum. Yaş da aldı başını gidi. 2 tane bulut yan yana gelse hastalığıma davetiye. Ah. Ateşin de var senin ya. Ah, dıştan yanayım da içten titreyim ben. Ben şimdi bir doktor çağırırım ana. Seni bir güzel muayene eder.
Emine de bir çorba yapar şöyle. Bol limonlu, karabiberli, kekikli. Bir güzel terlersin. Doktor istemez ol. Ne demek istemez ana, ne demek istemez? Sen benim başımın tacısın. Dur hele, dur. Alo, oğlum. Efendim abi. Burada bir CD daha var. Ebru Şam verdi ismine. Abi o Antep'e gönderdiğimiz telefonun kayıtları. Biz neyi verdik oğlum? Bunu vermedik mi? Yok abi, genç bir kız geldi. Kameradaki görüntüyü aktarmak için CD'ye yazın alacağım dedi. Sonra başka bir abla geldi. O aldı CD'yi. Ha, tamam. Göreceksin sen kendini. Seni öyle bir bitireceğim ki ellerime kapanıp affileceğin günler de gelecek. Şu görüntüleri bir alayım. Ebru yenge bir izlesin bari. Sizin aklından imansız nasıl gelmiş göreceğiz. Sen buraya gelirken bir şey yemedin değil mi? Yok, yemedim. Bak şöyle yapalım. Sen eve gidip bir çay koy. Ben gideyim şu naylonlara biraz takviye alayım. Gelirken de poğaça alırım. Karnımızı doyuralım, sonra işe koyulalım. Çok iş var. Tamam, sağ ol. Kırmızı da alalım, bir de sarı. Bunlar güzel mi? Güzel. Şu kartonlarında birlikte ne kadar tutuyor amcacığım? Toplam 9 lira. Bir şey soracağım. Buyurun, sorun. Hani geçen gün benim param çıkışmamıştı ya amca. Evet. Genç bir çocuk benim yerime ödemişti. Ha, hatırladım, hatırladım. Onu tanıyor musunuz? Turist galiba, tanımıyorum. Tamam amca, sağ ol. Teşekkür ederiz. Yine mi sen? Ayağın nasıl oldu? Sana tekme atacak kadar iyi. Ama bu ne ya? Tekme tokat. Vahşi misin sen? Sen sapık mısın? Değilim. Ama ben vahşiyim. Öyle mi? Öyle. Bana bak. Kimsin? Nesin? Bilmiyorum ama ben Şanverdilerin kızıyım. Aşiretiz biz. Bir imdat diye bağırsam 10 dakikada toplanırlar buraya. Parçalarlar seni, haberin olsun. Ciddi mi? İmdat! İmdat! Şanverdilerin kızını taciz ediyorum. İmdat! Nerede? Yoksa çok hızlı parçaladılar da benim mi haberim yok? Kaça gidiyorsun? 1, 2, 3. Sana ne? Koşarak mı kaçacaksın? Bu 6'daki kaç beygir biliyor musun? 1. O da üstünde. Atacak mısın? Sen gidiyor musun, gitmiyor musun? Hiç sanmam. Oh! Oh olsun. Salak. Aman tanrım. Oluk oluk kan akıyor. Ah, olamaz. Kanama durdu. Galiba hiç kanama başladı. Bir de ışıkları mı söndürdü? Ah, kör oldum. Sıkı üşütmüş. İyi bir bakıma ihtiyacı var. Şu ilaçlara da hemen başlanmalı. Geçmiş olsun Kadriye Hanım. Sağ ol oğlum.
Tekrar geçmiş olsun. Sağ olasın doktor. Melek, doktor beye eşlik et. Haydi. Allah'ın izniyle iyi olacaksın anacığım. Sen hiç meraklanma. Rıza, ne yapayım? Çabuk konağa gel, haydi. İyisin değil mi anacığım? Murat'ı gördüm. Nasıl? Nasıl gördün? Rüyamda gördüm. Hayırdır inşallah? Emanetime neden iyi bakmayın ana diye bana. Yüzüme bakmadı. Ya daha ne yapacağız ana? Ana, Narin dedi. Bahçeye falan gitmişsin hem de fırtınanın göbeğinde. He gittim. Ya ana, sağ mı kaldı sosyete gülünün otunu sapını korumak? Tamam, tamam. Tamam anacığım, tamam. Haydi, iyice bir dinlensin. Aklına getirme böyle şeyler. Evimizi, soframızı açtık. Daha ne yapacağız? Haydi dinlen sen. Ben Rıza'ya ilaçları aldırırım. Bana müsaade. Melek, Özlem nerede? Bilmem. Bak gitme dedim. Kendall'ı çıldırtma dedim. Yine kaçtı gitti. Neden? Nereye kaçmış ki? Yine bir şeylerin peşinde ama anlayamadım. Ne var Melek? Melek, al şunu. Şunu da Rıza gelince verirsin, ilaçları alsın gelsin. Çorba mı yapayınız? İyi. Allah'tan Özlem nerede diye sormadı. Ara şunu. Hangi deliğe girdiyse çıkıp gelsin. Alo. Yenge. Heh. Neredesin? Ne zaman geleceksin? Geliyorum iki dakikaya. Tamam. Hadi tamam. Geliyormuş. Geçmiş olsun. Kaza mı oldu? Yok. Adres sormak için bir kızı çevirdim de. Kafamı yardı. Vahşinin teki çıktı. Teşekkürler. Bir şey değil. Turist misin? Gezmek için mi geldin buraya? Sayılır. Benim adım Maya bu arada. Güzelsin. Sağ ol. Çok acımıyor değil mi? Yok, önemli bir şey değil zaten. Hem sen tedavi ettin işte. Sen de kalsın. Hem hala borcum var sana. O zaman tekrar karşılaştığımızda verirsin. Ben de bu parası diye saklarım. Abla geç kaldık. Tamam ablacığım. Görüşürüz. Yani şey işte. Hani veda derken derler ya ondan. Görüşürüz tabii. Senin adın? Emret komutanım. Neredesin sen? Geleceğim abi, ufak bir işim var. Bana bak, kimseye bulaşmadan gel, tamam mı? Emredersin komutanım. Otlu poğaça almışsın. Çok severim. Evet, biliyorum sevdiğini. Nereden biliyorsun? Laf arasında söylemiştin. Aslında haklısın. Çok da bir şey olmamış.
En azından güllere bir şey olmamış. Allah korumuş. Dünkü fırtınadan sonra kökünden sökülüp çıksalar şaşmazdım. Hem Allah korumuş hem teyzem. Dün akşam bir çıkıp bakayım ne durumdalar dedim. Bir baktım o fırtınada teyzem son bir gayretle güllerin üstünü örtmeye çalışıyor. O fırtınada. Yarısında Murat'ı görmüş de. Emanetime sahip çıkmadınız falan demiş. O da çıkıp gelmiş. Eve götürdüğümde pek iyi değildi. Sen çıkarken nasıldı? Ben senin telefonundan sonra fırlayıp buraya geldim. Dur bir arayayım. Alo Emine. Yok yok çok önemli bir şey yok. Bir tek naylonlar yırtılmış. Kadriye Hanım nasıl? Öyle mi? Tamam. Tamam görüşürüz. Ne olmuş? Doktor bayağı üşütmüş demiş. Şimdi uyuyormuş. Bir şey mi lazım? Yok. Yardım edeyim istiyorsan. Yok, yaparım ben. Tamam. Kolay gelsin Melek bacı. Ağam gönderdi beni. İlaç dedi. He, bekle hele. Al şunu, şunu da. Geçmiş gitmiş olsun. Kim hasta? Anam kötü üşütmüş. Ha, sen hiç merak etme bacım. Onun ilacı bende. Sen bu ilaçları al gel hadi. Ya bacım bunlar hep yalan dolan. Sen merak etme. İlacı bende diyorum, bende. Sen bunları al gel, olur mu? Bende. Birkaç günde okula gelmeseydin, okul birincisi oluyordu. Dersi dinlediğimi gören hocaların hepsi döndü döndü bana baktı. Ayşe. Ayşe, hı. Gülmemeye yemin mi ettin, komik mi değil? Biz fevdaller böyleydi işte. Ben o kitabı sana veda etmek için bıraktım. Gidiyordun yani. Sonra kendi alağa geldi, gidemedik işte. Bırakıp gidiyordum onu. Bırakıp gidiyordum. Aklımı, kalbimi de bırakıp gidiyordum. Ben her şeyimi sana bırakıp gidiyordum. Gitmeye çalışacak mısın buraya? Bilmiyorum ki. Hani küçükken bir yerin acır. Annen de gel öpeyim geçsin der ya. Hani sen beni alnımdan öptün ya. Geçmedi. Daha da bir acıdı. Öpeyim de geçsin. Gitmeyeceksin değil mi? Yenge, nereye kayboldun sen? İki dakika kaybolduk Melek. Konak mı yıkıldı? Yıkılacak da neyse. Emine yengem sana gitme demiş. Bak abim duyarsa kötü olur hem. Sen düşündün mü o işi? Hangi işi? Ah Melek, ah Melek ya. Şu Recep'i bir ben hatırlıyorum galiba. Adam öldürülmüş, öldürülmüş. Kim, neden falan hiç sormuyor musun sen kendine? Vallahi senin gibi olmayı çok isterim. Kulağın üstüne yatıveriyorsun, oh!
Herkes yapamaz. Müsaade var mı kardeşler? Buyur teyze. Kadriye Hanım nerede, yok mu? Yok, odasında üşütmüş biraz. Değil mi? Vah vah vah. Nasıl şimdi? İyi iyi. Bir görümde geçmiş olsun diyeyim ha. Olur, gel. Bu kadın ne diye durup durup geliyor ki? Vardır bunun altında da bir biteni. Hepsi çıkacak, hepsi. Sırayla. Kimsin ulan, kimsin sen? Ne durayım lan? Ne durayım? Ya geç şikayet et, ya şantaj yap, çık karşıma. Çık karşıma da göreyim yüzünü, kimsin, kim? Serdar Kılıçoğlu, İzmir Emniyet Komutanım. Öyle ki hep selamı mı verilir lan? Geç otur. Neredesin sen? Dedim ya abi, ufak tefek işlerim var diye. Allah Allah. İşleriymiş. Ne bu? 40.000 Türk Lirası. 200'lük banknotlar halinde olup hepsinin Atatürk'ü aynı taraftadır. Benim için aldığın kredi. Tek kalemle kapatabilirsin. Nereden çıktı bu para Serdar? Köşedeki bankayı soydum abi. Teslim olmaya geldim. İşin gücün gırgır değil mi? Tamam be abi. İş yapıyoruz, paramızı kazanıyoruz. Borcumuzu ödüyoruz, yine de yaranamıyoruz. Ne diyeyim ki ben sana? Bana bir şey deme Serdar. Bana hiçbir şey deme. Hatta ortalıkta dolaşıp da kimseye bulaşma. Ve hatta kimseye gidip de ben Oğuz Yüzbaşı'nın kardeşiyim falan da deme. Ne yani, utanıyor musun benden? Utanmıyorum, korkuyorum. Sende bir tuhaflık var. Hah. Al işte, diyorum ki sende bir tuhaflık var. Yo. Maya, ne oluyor? Yok bir şey ya da. Aman iyi. Söyleme, sen söyleme. Ölümlü dünya. Kimin ne zaman göçeceği belli değil. Kimsenin elinde senet yok. Sen beni kovdun ama ben gene geldim. Daha kim için istediğimi bile söyleyemedim. Kimmiş? Semih ablanın oğlu hani. Karısını kaybetti. 2 yıldır yalnız. Hali vakti de yerinde ha, maşallah. Dükkanları, bahçeleri. Narin alıştığından geri kalmaz yani. Narin de maşallah genç kız gibi duruyor halen. Kimse demez boyunca oğlu var diye. Ne dersin Kadriye Hanım? Melek bacı! Melek bacı! Nerede kaldın sen? Kendi alan birkaç iş daha verdiydi. Onları da hallettim. Bir de bunları aldım. Bunlar ne ki? Gel gel. Bu zeytinyağı. Aha bu da karabiber. Bunlar da ilaçlar. Ne olacak bunlar? Şimdi bir fincan zeytinyağını bir cevzeye koyacaksın. Bir tatlı kaşığı karabiberle bir güzel ısıtacaksın. Sonra Kadriye Hanım'ın... Dur ya, çek elini, dur. Kadriye Hanım'ın sırtını, burasını zeytinyağlı karabiberle bir güzel ovacan. Aslında ütülenmiş havlu da olur ama gazete kağıdı daha iyi. Gazete kağıdı. Gazete kağıdı. Kadriye Hanım'ın sırtına, gerdanına gazete kağıdını koyacaksın.
Sonra alamı sımsıkı giydireceksin. Alam bir terleyecek, bir terleyecek ki sorma. Sonra Allah'ın izniyle dipçik gibi kalkacak inşallah. Tamam Rıza, sağ ol. Anam bana bir defasında yapmıştı. Ben o zamanlar daha küçüktüm. O zamanlar Tanju Çolak vardı. Kral, efsane, altın ayağı vardı böyle. Tanıdın mı? Yok. Ha, ben kasta kağıdını bir çıkarttım. Benim sırtımda onun resmi çıktı. Neyse neyse, hadi geçmiş gitmiş olsun. Anama çok selam söyle, ellerinden öperim. Allah. Oldu galiba. Bir dahaki fırtınaya kadar idare eder herhalde. Eder eder, merak etme. Çocuklar gelse de Kadriye Hanım'ı görmeye gitsek, aklım onda kaldı. Hı hı. Ben de aradım biraz önce, iyiymiş. Misafir bile kabul etmiş. Misafir mi? Aha, Melek öyle söyledi yani. Şurayı da hallettik mi tamamdır. Evet. Alo. Neredesin? Çıkamıyorum ki. Neden? Avluda birileri oluyor sürekli. Ya nereye gidiyorsun derlerse ne diyeceğim? Seninle işim bitmedi. Hatta yeni başlıyor. Anladın? Duydun beni? Ha? Avluyu kan gölüne çevireyim istiyorsun ha? Ne olur gelme ya. Ne olur. Peki. Sen bilirsin. Be, aç be adam be. Ne cenazeymiş? Sanki seni gömüyorlar. Alo. Ağam. Sibel ne oldu? Ağam. Sibel ne oldu? Anama bir şey mi oldu? Kız desene. Vazifemi yaptım. Bundan sonrası kader kısmet. Hadi bana müsaade. İyi, sen de böyle hasta yatağında buyur ettik ya, kusura kalma. Olur mu hiç öyle şey Kadriye Hanım? Çok geçmiş olsun. Akşam çökmeden gideyim ben. Hadi kal sağlıcakla. Uğurlar olsun. İlaçlarını getirdim, vereyim anacığım. İçelim bakalım. Ana, bu giden kadın görücü gelen kadın değil miydi? He, ağız yoklamaya gelmiş. Sen bunu kovmamış mıydın? Kızım, hemen celallenme. Fikrimizi değiştirdik mi, onu öğrenmeye gelmiş. Ana, sen bu kadına yüz vermesen böyle tekrar tekrar nasıl gelebilir? Senin maksadın ne? Kız evi naz evidir demiş. Olmaz dememizi naz bilmiş, gelmiş. Çayını içti gitti. Bu işler böyle olur. Güzel kadınsın, genç kadınsın. Talibin de olur, her şeyin olur. Ama ben olmaz dedim. O benim hala gelinim, hatta kızım dedim. Talibin de olur, her şey olur ha. Sağ ol ana. Thank you.
Bana bak kızım. Sesini çıkarırsan buradakilerin hepsinin kırtlağını keserim. Avlunun ortasındaki havuzu kanla doldur. Anladın mı? Ben sana gel dediğim zaman geleceksin. Yaşa dediğim zaman yaşayacaksın. Öl dediğim zaman öleceksin. Anladın mı? Sibel! Ne işin var burada senin? Al. Eşyalar kalmıştı da evde. Kardeş onu getirdi. Kasım, bir daha bana demeden fabrikadan ayrılma. Duydun mu beni? Duydum ha. Şimdi git, arabada bekle beni. Haydi. Ne oldu? Telefonda ağam mağam dedin. Yok bir şey ağam. Maymun mu oynatayım lan? Ne demek yok bir şey? Öylesini aramıştım ağam. Birden telefon kapandı. Kusura bakma. Canıma yettiniz ulan. Vallahi billahi canıma yettiniz. Oyuncak ettiniz lan alayınız beni. Şeytan değil ki ağzınız ortasına çak bir tane. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ana, ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim kızım? Kadının dediğini diyorum ana. Zor kızım, zor. Narin hala benim gelinim, oğlumun karısı. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Ama... Kızım, zor diyeyim, olmaz. Narin halini ben hiç iyi görmeyeyim. Görmedin mi? İsteyen var dedik. Demediğini bırakmadı. Doğru. Ama onun... Aması maması yok Emine. Narin Ebru'nun varlığını bile bile onca yıl Murat'ı bekledi. Murat'la Ebru'nun yaşadıkları geçici bir şey değildi ki. Nasıl olsun 3 tane çocuk verdi. Narin buna rağmen bekledi Murat'ı. Ya. Bekledi Allah için. Şimdi bırak görücü usulüyle evlenmeyi. Gönlüne başka bir aşk düşse bile inkar eder. Kendini suçlu hisseder. Kolay mı? Baran var. Üstüne titrediği baran ne diyecek? Oğullar için anaları kutsaldır. Sadece babası için helalidir. Kız çocuklar için öyle değildir. Yani onlar daha çabuk kabullenirler babalarını, diğer karılarını. Ama oğlan çocuk gurur yapar. Sence Narin bunu göze alır mı? Asla. Ya. O yüzden zor. Gönül olsun istiyor ana. Gönül ister. Hadi bakalım. Gün ola devran döne. Doğru söylüyorsun ana. Hayırlısı olsun. Alo. Efendim. Hele şükür. Açıksın değil mi? Evet. Ne vardı? Geliyorum ben. Gelsin. Buyur bacım. Ebru Şan verdi adına bir CD olacaktı. Evet burada. Ne kadar borcum? 10 lira versen yeter.
Yuh. Ya bir CD'nin tanesi 50 kuruş. Ya bir de 10 lira versen yeter diyorsun. Biz ne kazanalım bacım? Vallahi 9 lira da kazanmayıver. 5 lira veririm, yoksa almam. İyi tamam. Ver 5 lirayı, al CD'ni. Demek ki oluyormuş. Ya Ayşe yapma böyle. İyiyim Baran, gerçekten. Hiçbir yere gitmeyeceksin değil mi? Bulurum ki ben seni. Sen bittin kızım. Peşini bırakır mı düzenle? Neydi adı? Nermin abla. Adana'da kaç tane Nermin abla vardır ki? Hele şükür. Ayşe. Hı. Hemen eve gitmesek. Neden? Gidince hemen odaya tıkılıyorsun, olmuyor öyle. Nereye gideceğiz ki? Zaten ablam da kızar. Ya kızmaz, yanında ben varım. Bir yerde oturup çay içeriz. Olmadı boş beleş dururlar çarşıda. Olmaz mı? Maya ile Rüzgar geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Ada nerede? Sana bir sürprizi var. Aa, neymiş o? Gelince görürsün anne. Allah'tan fazla bir şey olmamış. Düzelmiş hali. Sağ olsun Fırat'la sabahtan beri uğraşıyoruz. Ada buraya mı gelecek, konağa mı? Buraya gelecek anneciğim. Hadi içeri geçelim de çocuklar da dinlensin biraz. İyi hadi. Özlem nereye? Vallahi billahi bu kız yüzünden nerede kalacağım? Kaçıp kaçıp gitmeden ne fenalık geldi bana. Can verdilerin evi değil mi? Buyur amca, kime baktın? Melek. Benim, ne oldu? Bunlar sana kızım. Sadık abi gönderdi. Ne ki bunlar? Ben Recep'in evine gitmiştim. Bunları buldum. Bir de sana yazılmış mektuplar. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Geçirdiğim bir kaza nedeniyle kör oldum da çok güzel bir kız kafama taş attı. O attığı taştan kör oldum sanıyor ama ben onun güzelliğinden kör oldum. Nehir kenarına nasıl gidebilirim? Körsün. Ve motor mu kullanıyorsun? Onu gözü kapalı yaparım. Aa, güldün. Hani kördüm? Görmedim ki. Hava birden ısındı, ondan aldım. Şapşal.
Meleğim, bu mektubu sizin eve göndermedim. Eline ulaşmasına mani olurlar diye. Tek umudum evime gelmen, anıları tazelemek için bile olsa. Biliyorum beni affetmeyeceksin. Telefonda sana söylemeye çalıştım. Özlem yengeye söyledim. Benim telefonun içindeki görüntüler bizim kurtuluşumuz olacak. Ne olur onlara bak. Özlem yengeye sor istersen, o biliyor. Çantanı getirmişler. Ben de baktım eksik yedik bir şey varsa. Oğuz komutan buradayken... Buyur abla. Ebru Şam verdi adına bir CD olacaktı, onu alacağım. Az önce genç bir kız geldi aldı. Nasıl ya? Kim aldı? Ne bileyim ben abla. Siz böyle her önünüze gelene sorgusuz sualsiz CD mi dağıtıyorsunuz? Kim aldı, neye benziyordu? Size benziyordu abla. Geldi, bağırdı, çağırdı, aldı gitti. Kim aldı bunu ya? De bağırdı, çağırdı, gitti diyor. Ada. Kesin Ada. Doğum günü CD'si sanıyor. Ay bu salaklar karıştırdı, işi bu gitti. Benim onu bulmam lazım. Nerede kaldın Ada? Bunu almaya gittim. O ne? Sürpriz. Söylemedin değil mi? Söylemedim tabii ki. Söyler miyim hiç? Bu aralar sürprizleriniz hiç bitmiyor. Akşamki harikaydı. Akşamki mi? Bunun içinde ne var? CD'nin devamı mı? Hangi CD'nin devamı? Kızlar dün kapımı çalıp CD bırakmadınız mı? Yok. O bunun içinde. Yok, evde. Bunda ne var o zaman? Bende eski bir DVD oynatıcı var. Bir bakalım ne varmış içinde. Adalar geldi mi? Gel benimle. Ne oluyor kız? Gel dedim. Uzun süredir kullanmıyordum. Umarım çalışır. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. İki tane kopyalamış olmasınlar? İyi de ya diğerini kim getirdi? Recep'in telefonu nerede? Hay Allah, çalışmadı. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Zaten biz de kalkalım, Kadriye Hanım'ı ziyaret etmemiz lazım.
O niye? Hastalanmış. Hadi hadi. Çiçek alalım. Bak benim akıllı oğlum neler de düşünürmüş. Ama bir sorunumuz var. Burada çiçekçi yok. Herkes kendi çiçeğini kendi yetiştiriyor. Tamam. Biz de kendi çiçeğimizi kendimiz toplarız. Hem bence babaannen daha çok sevinir. O zaman biz Rüzgar'la çiçek toplayıp gelelim. Tamam. Hadi Rüzgar. Ne diyorsun sen kız? Ne telefonu? Recep bana mektup yazmış. Telefonunda kurtuluşumuz var diyor. Özlem yengen biliyor diyor. Yenge, Recep'in telefonu nerede? Ne telefonu Melek? Ben telefon falan bilmiyorum. Biliyorum ben, sen de. Diye getirdim seni buraya. Rahat değil sen. Nasıl rahat olayım ki? Baran, sen ablama çok mu öfkelisin? Onu nereden çıkardın? Ne zaman karşı karşıya gelseniz yüzünü çeviriyorsun, görmezden geliyorsun ya da kaçıp gidiyorsun. Bu kadar mı öfkelisin? Öfkeli değil. O da utanıyor. Hatta en çok senden utanıyor. Ya kaç kere söyledim, Baran diğerleri gibi düşünmüyor dedim. O ne dedi? Ne diyecek, sustu. Böyle yüzüme bakıyor. Konuyu değiştiriyor filan. Yemin et. Niye yemin edeyim? Ablama öfkeli olmadığına, diğerleri gibi düşünmediğine yemin et. Onun bir suçu yok. Ben çok kızdım ona. Nasıl yaparsın dedim. Bağırdım, çağırdım. Sarılıp ağladım. O kadar çaresiz ki. Baran, ablam benim bu hayattaki tek dayanağım. Ben onu kırmayı hiç istemiyorum. Senden bir şey isteyeceğim. Söyle. Ablamı gördüğünde yüzünü çevirme ne olur. O çok kırılıyor. Ben anlıyorum. Tamam. Sen nasıl bir kızsın ya? Niye ki? Kendini düşüneceğini başkalarını düşünüyorsun. O başkası değil ki. Benim ablam. Hatta ablam da değil, her şeyim. Benim bu hayattaki tek ailem. Ben? Sen başkasın. Çiçekleri topladık anne. E bakalım nasıl yapacağız şimdi? Çiçekçiler gibi süsleyelim, olur mu? Tamam, olur. Rüzgar, bugün beraber aldığımız eşik kağıtlarının hepsini kullandın mı? Yok. Bir getirsene. Ver çiçekleri. Thank you.
Anacığım nasılsın? İyi misin? Ha, iyiyim, iyiyim. Hay maşallah. Rıza ilaçlarını getirdi mi? Getirdi. Alayım değil mi? Alayım, alayım. Hey maşallah. Bir şeye ihtiyacın var mı ana? Yok oğlum, sağ olasın. Sen de sağ ol anacığım. Sen de sağ ol. Sen lazımsın bize. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Haydi sen de inan. Bana müsaade. Hey, hadi güle güle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rüzgar, elindekilerin eserine bakayım. Babaannem için topladım. Ben de babaannem. Babaanneni ziyaret mi edeceksin? He. İyi. Birlikte verelim. He. Hadi kalk. Uyumuyordur değil mi? Yok yok. Ada, sen geçmiş olsun dilemeyecek misin babaannene? Anne, ben kalabalık yapmayayım şimdi ya. Sen benim yerime de dersin. Ayşe, sen neredesin? Gece çöktü. Abla, kapının önündeyiz, geldik. Sen gel zaten, bir konuşacağız seninle. Ablam çok kızdı. Hadi hadi. Kimdi o? Ne diyorsun sen be? Diyorum ki o motorlu artist kimdi? Sana ne? Ne demek sana ne ya? Sana ne demek, seni ilgilendirmez demek. Bak bu gayet Türkçe. Yoksa İngilizcen gibi Türkçen de mi kıt? Ne demek Baran'la gezdim ya? Aferin sana. Ben burada nelerle uğraşıyorum? Ne var ya, ne var? Altı üstü bir çay içtik okuldan sonra. Senin yüzünden tıkıldım buraya zaten. Bir nefes almaya çıkıyorum, onu da bana zehir ediyorsun. Çay içtiniz he? Yaptığın doğru bir şey mi bu senin? Zaten küçücük bir yer, ya adın çıkarsa senin burada? Adımız yeterince çıkmadı mı zaten abla? Oy benim kuzular, bana geçmiş olsun demeye mi gelmişler? Babaanne bu senin. Hey, oh. Oh mis gibi kokuyor. Ama ben mis gibi kokan başka şeyler de bileyim. Oh, oh. Oh kuzularım benim. İşte bunlar benim şifam. Ben ilacını eleyeyim. Hah. Geçmiş olsun Kadriye Hanım. Sağ ol kızım, sağ ol. Gülleri kurtaracağım derken. Güller işin bahanesi. Yaşlılıktan her şey. Tövbeler olsun, ne oluyor? Lan Kadriye Hanım, siz sakın kalkmayın. Ne hakla bana karışıyorsun? Ağzını topla. Gel sen topla. Toplayacağım birazdan zaten. Bana bak, sen bana karışamazsın, tamam mı? Bal gibi de karışırım. Hayır, karışamazsın. Oğlum, Baran ne oluyor burada? Ana sen dur, bak bir daha öyle cıvık cıvık hareketler istemiyorum. Yok ya. Ada ne oluyor? Baran. Seni gebertirim kızım. Yok ya, kolaydı. Gelsene. Ulan bir vuracağım, yarısı boşa gidecek hala. Gel hadi gel. Ada delirme. Baran, sakin ol oğlum biraz. Oğlum ayıptır, biraz sakin olun. Hemen birbirinizden özür dileyin. Elin itleriyle fingirdeşmeyecek o zaman. O ne demek oluyor şimdi? Çocuk gör.
görmüş bir şey demek ki söylüyor işte. Narin sen hiç karışma. Ne diyorsun sen geri zekalı? Lan doğru konuş sen. Ya sen bir doğru konuşsana. Ada. Ne dediğimi açık lan. Ada dur. Ya bırak ya bırak anne ne diyor, ne diyor görmüyor musun? Ada delir mi? Baran. Onunla bir daha görmeyeyim lan seni. Hemen bir gelin sen özür dileyim.